Arkadaşlar merhabalar gece lambası yapım derslerimizin son videosu ile karşınızdayım. Bir önceki videolarımızda masa lambamızı modellemiştik artık sıra geldi bunun materyal ayarlarına. İlk başta şunu ben bir kaydedeyim lamba ders diye. Evet şimdi devam edelim. Buradan direkt shading paneline girelim ve buradan artık materyalimizi yapmaya başlayalım. Şu aynı olan materyalimiz şu kısım zaten. Niye diyorum şöyle biraz panelimizi büyütelim. Buna ne diyelim ne desek plastik mi diyelim. Plastik yazamadık. Evet, plastik diyelim. Ben de Not Wrangle Add-on olduğu için direkt PBR materyal olarak bağlayabileceğim. Hemen şöyle size göstereyim. Preference kısmına geliyorum. Buraya yazdığın zaman VRA diye Wrangle yani bunu aktif ettiğiniz zaman Shade Redditor'da kısayol tuşlarını kullanabiliyorsunuz. Shift Ctrl T ile Principle seçiliyken hemen şöyle gidiyorum. Buradan plastiğin bütün materyallerini seçiyorum yani kaplamalarını ve bağlandı. Tabii şunları siliyorum. Control Space ile büyüttüm. Şimdi Edit moda giriyorum. Bütün yüzeyle seçtim. Ve buna bir Smart UV Project diyerek bir UV Map ataması yapalım hemen hızlıca. Evet. Tabi bu şiddetini biraz büyüteceğiz. Daha doğrusu küçülteceğiz de diyebiliriz. 10 yapıyorum. Bakalım. Evet istiyorsanız belki normal map değerini biraz daha kısabilirsiniz şu şekilde veya 0 veya 3-5 civarında. Ben 0.5 yapacağım. Evet Şöyle baktığımız zaman gayet güzel ve kaliteli bir şekilde olduğunu görebiliyorsunuz tamamdır. Şimdi şunu seçiyorum. New dedim. Buna da ne diyelim? Kumaş tarzı bir şey diyebiliriz. Kumaş değil yani bu biraz daha kumaş tarzı bir görünümde olduğu için böyle bir isim verebiliriz buna. Geldim skin. Bununla biraz garip bir şey oldu ama bu insan derisi tarzında bir tekstür buldum. Onunla yapacağım bunu. Yani bunu uygun bir kumaş bulamadım ben. O yüzden böyle bir şey olacak. Bazen bu şekilde bağlayamayabiliyor şöyle yapacağız. Bunu biraz elle bağlayacağız. Bakalım buna da bir UV map ataması yapalım. Bunu da şöyle 3 veya 5 civarında yapıyorum. Şöyle bakalım. Gayet güzel. Şimdi buradan diğer map ile hemen hızlıca şöyle bunu bir liste yapalım. Başka bağlayacağımız neyi var? Metalik var. Metali de şöyle bağlayalım. Metaliye de aslında bunda gerek yok bence aynen bu da şu normali bağlasak yeterli gelecektir. Şuradan da nam kalır data diyoruz. Normal şiddeti bir de kalabilir. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi iyidir. Başka şöyle ekleyebileceğimiz ne var? Metallic smoothness. Yani şunu da ekleyebiliriz belki roughness tarzında. Bunu da bağlıyoruz ve bundan non-color data yapıyoruz. Bunun ortasına color invert diyerek biraz daha şöyle yansımayı biraz daha kısabiliriz. Şöyle iyidir. Layered paneline geliyorum ve Z ile render moduna girelim. Ctrl S ile son kez kaydediyorum. Cycles şuradan. Bakalım bir arka plana bir HD atayalım. Bakalım nasıl duruyor bir görelim Şunlar Benim standart ayarlarım çok da önemli değil. Yani environment diyorum. Arka plana şöyle bir içme kan tarzında bir HDR atarsak nasıl olur bakalım şiddeti 5 yapalım bu içme kan HDR peki gelmeyecek buna evet şöyle bir yapıyoruz evet görmüş olduğunuz gibi gayet güzel yani farklı HDR'larda farklı ışık kaynaklarında deneyerek test edebilirsiniz şöyle Mesela bakın yüksek ışık verdiğinizde şu objede bir patlama etkisi oluyorsa şöyle bir şey yapabilirsiniz. Nereden? şeydir? Editor'a girip bakalım kumaş seçili aynen. Şu bizim ana renk dosyamıza kalırdan bir RGB kör atayarak bunu mesela rengini biraz daha koyuya çekebilirsiniz. Böyle yaparsanız patlama etkisini bu şekilde kırabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde modelimizi bitirmiş oluyoruz. Eve Render motorunda da bu şekilde gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Olum gerek yok. Şuradan da şunları açtığımız zaman sadece bizim için yeterli gelecektir. Evet arkadaşlar bu dersimizin de ufaktan sonuna geliyoruz. Bu derslerimizde sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi gece lambasını modelledik. Elimizden geldi kadarını anlatmaya çalıştık. Bu arada farklı materyaller kullanarak istediğiniz gibi sonuçlar alabilirsiniz. Ben bu derste de bu materyal şemasını kullandım. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Aklınıza takılan bir şey olursa videonun açıklama kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.